Merhabalar herkese. Bugün Flappy Bird oyununu klonlayacağız. Bir zamanların popüler oyunu. Bakalım Flappy Bird nasıl yapılıyormuş. Şimdi ben normalde detayları anlamak adına şöyle oyunu kenarda açtım. Zaten bunun milyon tane yapılma aslında videosu var. Bir de ben yapayım istedim. Wow. Bir elimizde kuş var. Ben bastıkça yükseliyor, bıraktıkça da yer çekimiyle birlikte aşağı doğru düşüyor. Engellere çarpmaması lazım. Şurada da bir tane gameplay videosu var. Aslında gayet yapımı basit olacak bu oyunun. Sadece anlamaya çalıştığım birkaç bir şey var. Her borudan geçince de skor elde ediyor. Ya sanırım bu iki boru arasındaki mesafe her zaman aynı. Ve açıklıkları da aynı galiba. Sadece aslında oradaki boşluğun y ekseninde nerede olduğu değişiyor. Benim anladığım kadarıyla. Yani evet açıklık sanki hep aynı. Yani şunu şöyle kırmızı yaparsam daha rahat. Yani şuradaki mesafe hiçbir zaman değişmiyor. Şununla şunun arasındaki mesafe de hiçbir zaman değişmiyor. Sadece bunun şu eksendeki nerede olacağını karar vereceğiz biz. Kuş da oradan geçmeye çalışacak. Okey. Başlayalım yapmaya. Ben projeyi arkada açtım. Şöyle game sahnemi alıyorum. Game sahnem 9:16. Bir klasik telefon çözünürlüğü boyutunda. Kameramın arkasında hemen şöyle bir gri ton yapayım. Yine asset kullanmayacağız. Yani sadece bizim için basit basit kareden oluşan şeyler olacak. Şöyle bir tane kare. Bir tane de player'ımız için yuvarlak oluşturayım. Tamam. Burada hemen klasörlüyorum. Art dedim. Şunları aldım. Tamamdır. Şimdi önce bir genel yapısını kuralım. Aslında genel yapı dediğim şey ne? Şunu attım. Bir tane daha atacaktım ama buna gerek yok. Hemen şunu kaldırdım. Buna pipe diyorum. Ya da engel, block artık ne dersek. Buna çarpmaması gerekiyor bizim elemanın. Bunu hemen bir prefab haline getiriyorum. Çünkü bundan çokça kopyalayıp kullanacağım. Şimdi aslında tek yapacağım şey şu. Uzattım. Tamam. Rengini değiştirebilirim. Kırmızı falan yapayım. Birazcık şöyle koyumsu bir şey. Mesela bunun altı diyelim. Mesela standartlara gidelim. Şuna da 3 diyelim şeyden. Bir tane daha kopyaladım. Bu da yine 6. Buna da mesela -3'e koydum. Tabi yemez. Şöyle bir şey yaptım. Evet ya yani şu aradaki boşluğu bulmaya çalışıyorum. Bunu yapmak için bu arada aradaki boşluğu tam hesaplayabilmek için aslında altlarına ve üstlerine pivot noktaları koyabilirdim. Daha güzel olurdu. Şöyle yani şunu demek istiyorum. Bunu hemen prefab yaptık ama gerçi aynısı diğeri için geçerli olur mu? 90 derece döndürürsek olabilir. Ama buna gerek var mı? Şunu kafamda kuruyorum. Şu an pivot noktası burası ya. Yani şu aşağıya doğru koysaydık ve diğerinin de pivot noktası şurada olsaydı bizim için daha mı rahat olurdu acaba? Dedim kendime. Tabii daha rahat olurdu. Öyle yapalım. Bir tane daha obje yerleştirdim şuraya. 0'a 0. Hops. 0'a 0. 0. Her şey 0. Şimdi bu build'i unutun. Şu prefabı da siliyorum. Tekrardan buradaki artı buraya attım. Şimdi pivot'u tam şu aşağıda kalmasını istiyorsam ne yapmam lazım? Şunu 0,5 yukarı atacağım. Şu an artık bunun tam üstünde kalıyor. Bunu içine atarsam evet. Şimdi ister buradan şöyle hoppa büyütebilirim. Rahatlıkla. 5 dedim mesela. Bundan da büyütebilirdim ama bundan mesela bu merkezden büyüteceği için pivottan büyütüyorum. Pivottan büyüttüm. Buna ne blok diyelim. Bundan bir tane daha kopyaladım. Bunu da 90 derece döndürürsem eğer Z'de 180 döndürürsem pardon. Bu da tam ters olmuş oldu. Mesela eksi 2'ye 2 verdim. Kameraya değil. 2 verdim. Şu an aradaki mesela boşluğum 4. Çok fazla bence 4. Mesela
1'e 1 yaparsam, bu da çok ufak, tam bunun notisi lazım bize. 1,5'a 1,5. Bence bu güzel bir boşluk. İdeal. Çok büyükse de çok alçaksa bunları tekrardan oynarız. Şimdi buna blok up blok down demeye gerek var mı? Emin değilim. Şöyle yapalım abi. Bunlara gerek yok ya. Blok dedim. Şunu şuradan sildim. İşte bu bloğu artık prefab haline getiriyorum. Bundan bir tane daha kopyaladım. Şunu eksi dedim. Ve açısına da 180 dedim. Tamam. Ardından bu bloğun içindeki prefab'e gidip buradan şunların renklerini değiştirebilirim. Kaydettim. Renkler değiştirilmiş oldu. Şimdi bir de benim bunları da içine alan bir şey daha yapmam lazım. Onun için de yine bir boş obje oluşturuyorum. Her şeyi 0-0 aldım. Block parent diyeyim. Şunları da bunun içine atıyorum. Ve evet, artık elimde bir engeller dizisi var. Yapacağım şey olacak. Bunu kopyalayıp kodla tabii yapacağım bunları. Şunu aşağıda yukarı kaydırmak. Bu sayede engellerim sürekli olmuş olacak. Tabii şu blokların biraz scale'leri az bence. Şunu mesela 10 desem hiçbir şey kaybetmem. Hani daha şöyle en aşağı ve ops. Şunu kapatayım. Şunu daha da böyle en aşağı ve en yukarı falan çekebilmek adına bunu yaptım. Hani boşluk görünmesin. Şöyle. Aynen. Şimdi şurada hemen bir klasör daha oluşturuyorum. Prefabs diye. İçine atıyorum. Bu Black Prefab'ı da içine attım. Below'u da içine atayım. Şimdi blok açıldı. Şimdi arkadaşlar, bu oyuncunun şimdi player diye kodlayacağız ama öncelikle bu blokları bir tamamlayalım. Şimdi bunun çarptığını, dokunduğunu nasıl anlayacağız? Bunların kendi içlerinde bir box collider'ları olacak. Şöyle kaydet. Şöyle ben prefabimde bloğu açayım. Bunlara ya da buna fark etmez. Collider koyacağız. Box collider. Box collider koydum. Gördüğünüz gibi tamamen çepeçevre onu sarıyor. Bunlara tag verebilirim. Tag vereyim. Dedim ki blok. Şöyle bloğu da seçtim. Tamam. Geri geldim. Kaydettim. Şimdi bir şey daha lazım. Sadece burada skor elde etmek adına. Bunun ortasına da ya da böyle sonuna da şey vermem gerekiyor. Bir collider. Oradan da skor sayacağız. Ama bu önemli değil. Bunu sonra halledebiliriz. Şimdi artık bunu da silebilirim. Zaten buradan böyle pat diye koyduğum anda kodla kendi kendine gelecek. Şimdi player yapalım. Player yapmak için yine buraya koyayım ki boyutlandırmayı iyi anlayalım. Player mesela bu çok mu büyük? Bence çok büyük. Bunu 0.8 0.8 0.8 yapabiliriz sanki. Eğer bu da küçük olursa da tekrar boyutlandırırız. Bunu böyle sarımtırak ya da maviş bir şey mi yapsam? O renkler felaket oluyor. Neyse. Yeşil bir şey yapayım şimdilik. Sonra bir renk paletiyle renkleri zaten değiştiririz. Daha güzel görünümünü güzelleştiririz oyunun. Buna da player diyeyim. Ve bu arada Flappy Bird diye ben açtım projeyi de, yani bu istediğiniz her şey olabilir. İstiyorsanız bana domuz koyun, istiyorsanız inek koyun. Fark etmez. Bu player'ımın da benim bir collider olacak. Circle collider. Şöyle bir olay yapacağım. Normalde bu tamamen çepeçevre sarıyor ya. Bunu ben ufacık da olsa şöyle radyosunu birazcık kısacağım. Tabii şu an göremiyorsunuz çünkü bu aşırı yeşil yeşil çok belli etmiyor. Şöyle mavi bir şey yapayım, görünsün. Tabii şu an bu çok oldu. Bu da ufak bir trik. Hani böyle oyuncunun böyle çarptığını daha iyi anlaması için ona biraz böyle şans vermek adına birazcık onun collider'ını küçültüyorum.
ki böyle ufak sırımlarda oyuncu kurtulabilsin, oyuna devam edebilsin. Mesela şunun gibi, bu arada çok da değil, 0-7 falan. Yani şunun gibi bir şey. Güzel oldu. Evet, aslında şu an her şeyi yaptık. Engellerim var, player'ım var. Artık ufaktan kodlamaya geçebiliriz. Ben sadece bir tane GameEngine diye bir şey açmıştım. Hiçbir şey de içine yazmadım. Şunları siliyorum. Şu an GameEngine ile alakalı bir şey yapmayacağız da. Ben burada public class player controller yazacağım. Mono behavior. Şöyle bu obje ben bastıkça yukarı doğru zıplatacak ama elim, yani basmadığım anda da aşağı duruşacak. Bunun için arkadaşlar rigid body bizim için gayet ideal. Yani rigid body de zaten kendi kendine bir graviteden etkileneceği için rigid body kullanalım. Bunun kendi rigid body'si olsun. Rigid body 2 diyeyim. My rigid body diyeceğim buna. Public update. Klik yaptığım anda ya da işte her neyse, express, yani şurada bir private bool jump diyeyim. Input.getMouseDown mouse down diyeyim, 0. Jump. If ya da şöyle express jump. Is press jump. Jump'a bastı mı? Express jump ise burada private void jump diye bir fonksiyonum olacak. Bunu çağıracağım. Jump. Zıpla. Peki jump nasıl olur? Aslında benim rigid body'me add force eklersem ve bunu yukarı doğru vermek zorundayım. Vector up ve bunun bir power olacak. Power'ı da şurada değişken olarak alalım. Float power, hatta jump power da diyebilirim. Bunu da eğer jump power'la çarparsam, evet bu kadar. Şöyle ufak bir trik geliyor ama bunu şimdi size gösterdikten sonra yapayım. Galiba bir de her zıplamaya bastığında şeyini sıfırlamamız lazım. Aşağı doğru düşme hızını sıfırlamamız lazım. Öyle gerekecek galiba. Bir bakalım. Şimdi blok parent'ımı kapatıyorum. Şuradan hop. Buradaki player'ımı player controller ekliyorum. Tamam. Rigid body'si yok. Rigid body ekliyorum. Rigid body ekledim. Rigid body'sine referans verdim. Şunları şöyle kapatayım daha rahat görün. Rigid body collision detection continuous olsun. Başka yapacağım bir şey var mı? Ağırlığı, gravity scale falan bir. Tamam, bunu da buradan kapattım. Şöyle bu referans verdim. Burada jump power'ımda şu anlık 10 diyeyim. Bakalım neler olacak. Ekrana tıkladığım anda bu düşmeye başlayacak. Ekran, o 10 çok da etki etmedi. Şimdi ben bu obje düşmesini, yani düşmesin diye şöyle şimdi bir test objesi koyalım şuraya. Box collider 2D. Şunu aşağı vereyim. Ben orada dursun ki görelim neler oluyor, neler bitiyor. Şöyle x'inin de scale'ini artırayım. Tamam. Şimdi bu obje düşüyor. Ben bastıkça zıplamasını istiyorum. Zıplamıyor. Çünkü şu an bu power demek ki çok az geliyor buna. 100 yaptım. Bir şeyler olmaya başladı. Ama yine çok az. 1000 yaptım. Çok oldu. O zaman şöyle bir 500 herhalde bizim için. Güzel. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Mesela diyelim ki tam çok aşağı düşüyordu bir an. Nasıl aşağı düşüyor şu an hızlı. Ben bir daha basınca sadece kendini frenliyor, toparlıyor. Bunun yerine ilk aşağı düştüğü anda hani basınca aşağı doğru o inme hızını sıfırlayıp direkt onu zıplatabiliriz. Yani her seferin aslında aynı şekilde zıplar ama bu oyunda böyle mi? Emin değilim. Hep aynı, yani her basışta aynı yüksekliğe mi erişiyor sizce? Yani sanki. Bunu anlamanın bir tek yolu var. Kodlamak.
Tabii ya. Hatta ve hatta yukarı çıkarken de yine kendi sıfırı. Mesela çok fazla basınca. Okey. Aslında hep aynı. Hep aslında x birim yukarı çıkıyor. Hep x birim yukarı çıkıyor bence. Bunu kodlayalım. Tamam. Hep x birim yukarı çıkmasını nasıl sağlarız? Şimdi arkadaşlar bu objenin ben jump'a bastım. Zaten adı üstünde add force diyor ya. Zaten kendine ait bir force var. Yani hem yer çekimiyle alakalı hem yer çekim çekebilir. Hem de belki de ben bu jump'a birkaç defa bastığım için sürekli yukarı doğru bum 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 ittiriyor olabilirim. O yüzden benim yapacağım şey burada. Ben jump'a bastığım anda bu objenin bütün hız değerlerini sıfırlamak olacak. Bu sayede ben add force dediğim anda aslında hep aynı gücü, hep aynı yükseklikten, hep aynı mesafeyi kat edecek. Deneyelim. O yüzden mesela 500 can bu arada fazla gelecek diye tahmin ediyorum. Göreceğiz. O, tabii play mode yaptığımız için şeyde kaldı, onda kaldı. Tekrar bir 500 yaptım. Bu şu an çok. Ekrandan uçar gider. 100 yapayım. Bak hep aynı şekilde ilerliyor. Ne yaparsam düşerken de basınca da aynı birazcık çıkıyor sadece. Tabii bu da çok az. 250. Bu arada obje aşırı yavaş bir şekilde aşağı eğilmeye çalışıyor. Yani çok herhalde hafif olduğu için. Bunun rigid pozisinden şuradan ağırlığını şöyle bir 5 falan yaparsam herhalde çok daha hızlı bir şekilde aşağı inmeye başlar. Ya da gravity scale'ini de arttırabilirdik. Player 250 yaptım. Tabii artık 250 dayanmıyor. Tabii şöyle yapalım. Bunun ben ağırlığını tekrar bir yapayım. Ama gravity'yi çok arttırayım. Çok arttırdım gerçekten. 2 olsun. Evet, 3 yapayım bakayım. İyi düşmesi güzel ama bence hala bunun o zaman şeyi yavaş. Adı nedir? Power az geldi şimdi. 500 yapıyorum. Evet, bu civarda bir istiyoruz. Bu civarlarda bir şeyler istiyoruz. 400. Güzel gibi ya. Belki bir tık arttırabilirim. Şu an 400 olarak kalsın. Ne yaptık? Burayı 400 yaptık. Player'ın da gravity'sini 3'e çektik. Şunu 3 yapıyorum. Bunu da 400 yapıyorum. Tamam, şu an hazır gibi görünüyor her şey. Geldik engelleri koymaya. Şimdi bu zaten bizim test için vardı orada. Engelleri şöyle yapalım, koyalım. Bu arada engellerden daha ziyade aslında obje bunlara çarptığında bir game over yazması lazım. O yüzden burada player'a diyorum ki on collision enter 2D if other.compareTech transform.compareTech neydi? Block demiştik bunlara. Block ise nanay game over. Game over script'ini de game manager'da yazabiliriz. Gerçi böyle bir oyunda game manager'a gerek bile olmayabilir ama düşünelim gerek var. Hayır. Game manager'ı ben singleton yapıyorum. Hemen bir tane instance get private set evekte instance eşittir this. Bu oyunda public void start game olacak. Public void game over olacak. Ve bu game over'ı da şurada çağıracağım. GameManager.instance.game over. Evet, şimdi game over'da da içine de debug'da bir şeyler yazdıralım en azından biz kendimiz konsolda görelim. Game over. Evet, çalıştırıyorum. Dırırır, null referans verdi çünkü game manager'ım benim ekli değil.
Manager. Add Component'tan Game Manager. Kaydettim, tekrar çalıştırıyorum. Game Over yazdı. Aa, niye kaldıramıyorum? Ağırlığı şeyde kalmış. 5'te kalmış. Ağırlığı tekrar 1 yaptım. Evet. Çarparsam Game Over yazıyor. Güzel. Şimdi aslında her şey yolunda. Şimdi geriye ne kaldı? Bu ya benim x ekseninde ilerlemem veya bu şey objelerin bana doğru gelmesi. Şimdi burada birkaç yöntem yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Gerçekten de birincisi benim objem burada sabit kalabilir ve buradaki blok parent'lar böyle ufak ufak bana doğru gelir. Veya benim böyle player'ım ilerler. Şuradaki zımbırtılar da benim konuma göre yerlerini falan ayarlarlar. Şimdi şöyle bir player'ı kapatayım. Yani player'ın ilerlemesi, diğerlerinin benim konumuma göre yerleşmesi bence daha mantıklı olur. Şimdi block parent'lardan aslında şuradan bir... Ops. Şöyle ekranınızdan aynı anda en fazla 3 tane ya da 4 tane falan görünebilecek. O yüzden ben 3 tane block parent yaparsam benim için hava hoş. Şöyle olacak arkadaşlar. Ops. Pardon. Şöyle olacak arkadaşlar. Mesela diyelim ki bu arkada kaldığı anda, ekrandan çıktığı anda ben bunun konumunu tekrar şu en başa alacağım. Bunun y'sini değiştireceğim ve devam ettireceğim. Bu sayede biz aslında toplamda 3 tane blok parent objesiyle bütün oyunu götürüyor olacağız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Öncelikle objem benim x'te ilerliyor olacak. Pozisyon değiştirebilirim. Yani şöyle player controller'ım sürekli olarak eğer ilerlemesini istiyorsam şuraya private void move diyeyim. İçine bir numerator yerleştireyim. Go diyebilirim. While true yield return null. Ya da bu arada bunu update'te de yapabilirdim. Niye burada yapıyorum emin de değilim açıkçası. Update yapayım hatta. Is jump zaten jump yapıyor. Şurada da move yapacak. Move yapmasının da aslında anlamı şu. Transform nokta pozisyonunu alıyorum. Position diyorum. Pozisyonunu koydum. Pozisyon nokta x artı eşittir. Buna şimdi speed diye bir şey koyayım. Float speed. Speed çarpı time nokta delta time. Time nokta delta time koymamın sebebi her cihazda buradaki update'in yani saniye başına dönmesi farklı olacağı için burada bir de delta time ile çarpıyorum ki her cihazda aynı hızda player ilerlesin. Benim koyacağım hızda ilerlesin. Transform nokta position eşittir yeni pozisyonuma. Şurayı da aslında move diye bir fonksiyona çevirebilirim. Şimdi şuradaki zımbırtıları birazcık sola çekeyim. Player'ımı açayım. Speed'ini mesela 2 falan verelim. Bakalım neler olacak. Çok yavaş gidecek bu arada büyük ihtimal. Of. Şimdi bir şeyleri görmek adına ben bunun gravitesini 0 yapıyorum. Yoksa hep aşağı düşeceği için hiçbir şey göremeyeceğiz. İyi bir test olmayacak bizim için. Sahneye bakıyorum. Evet, ilerliyor. 2 olur, 4 olur. 4 yaparsak daha hızlı gider. Buna karar veririz. Şimdilik 4 olsun hadi 5 olsun. 2 çok az geldi çünkü gözüme. Gravity 0'da kalsın. Güzel. Obje yerleştirmelerini yapalım. Obje yerleştirmeleri şöyle. Şimdi bir kere sahnede bu objelerin min ve max'ları olacak. Yani bunun en tepeye çıkabileceği bir nokta olacak. Yanlış obje seçiyorum. Sen de yanlış objesin sen misin? Gerçekten sen misin? Mesela diyelim ki maksimum 3 iken minimum da o zaman eksi 3'tür büyük ihtimal. Evet.
Mesela 3 ile eksi 3 arasında sadece bunları değiştirebileceğim. Ben bu değerleri şimdi Game Manager'a kaydedeyim. Private cons min max float değer min max vertical limit vertical position eşittir 3. Evet. Sonrasında bu ekrandaki o 3 tane objemi buraya referans vermem lazım benim. List transform ya da game obje verebilirim. List blok. Şöyle referansımı verdim. Public void span diyeyim. Şimdi bir kere ilk yerleştirmem for each ben bunları bir gezeyim. List blok. Şurada blokları gezdiğim söyleyeyim. Blok nokta transform nokta position float x'teki pozisyonunu player'in konumuna göre alacağım. Ben şimdi burada y'deki konumunu alayım. Float y random nokta range rastgele bir şekilde sistemden mi aldım? Yanlış yaptım. Unity Engine'den alacaktım. Random nokta range limit vertical'dan eksisinden limit vertical pozisyon artısına kadar bir tane y değeri bulduk. Bu arada new vektör 2 vektör 3 z'si zaten 0 y'sini de bulduk. X'ini de player kontr yani player'ın konumuna göre vereceğiz ama şimdilik mesela bir beşli aralıklarla verelim. O yüzden şunu da aslında for'a çevireyim. İyi diyeyim. İ artı 1 ki 0 yapmasın. Sıfırdan başladığı için i 0 olursa şurası 0 olacak. İ artı 1 çarpı 5. Yani 5, 10, 15'e koyacak. Bunu istiyorum. Hatta bunun için oyun çalışmaya gerek bile yok. Şurada bunu editörden çalıştırılacak hale getiriyorum. Compile etsin. Manager'ıma geldim. Şurada ufaktan kilitledim şurayı. Bütün 3 objemi de seçtim. Şunun içine attım. Kilidi tekrar açıyorum. Manager'a geldim. Sahnemdeyim. Şimdi bakalım arkadaşlar nasıl yerleştirecek rastgele. En altta span var. Bastım. Rastgele bir şekilde yerleştirdi. Evet. Şimdi bunların hepsini bir bana doğru böyle sahneye doğru bir koyalım bakalım. Bir kere aralarının açıklığı iyi mi? Değil. Burada çok daha birbirlerine yakınlar. Şuradan bakacağımız üzere evet yani daha yakın olmaları lazım ama burada tabii player galiba daha da küçük. Bir de bu 16'ya 9 bir ekran mı ya? Bence açıklığımız iyi. Player'ın boyutu da belki birazcık daha küçülebilir. Aralarındaki mesafe, evet şu an çok açık. Aralarındaki mesafeyi de ben bir değişken haline getireyim. Oynayabileceğimiz bir şey yapayım yani. Private float diyelim ki distance horizontal. Şu anlık mesela 3 olsun. Burada da şu 5 yazdığım yere distance horizontal diyeyim. Bakalım deneye deneye gidelim. Manager 3 olursa ne olur? Yani 3 de fazla sanki sıkışık. Şöyle player'ı alsam, wing, wing.
Tabii şu ikisi arasındaki mesafe çok azdı şimdi de ya. Aslında bu arada 5 iyi miymiş? 4 deniyorum. Player'ım bence biraz büyük ya. Player'ı da şöyle 7-7 yapayım. Daha iyi gibi. Neyse bunu oyunda karar verelim ya. Bir şimdi gameplay'i başlatalım artık. 0 0 7 7 Manager. Bunlar burada duruyorlar. Tamam. Şimdi normalde buradaki oyunda nasıl restart diyeyim? Hiçbir şey olmuyor. Yani o karşıma bloklar çıkmıyor. Ben bastıktan sonra bloklar çıkmaya başlıyor. Burada çok geç çıkıyor bloklar. Neyse. Aynı şeyi yapalım. Bunlar kapalı olsunlar. Koduma geliyorum. Game start. Şimdi player aslında ilerleyecek. Şöyle bir şey de yapmam lazım benim. Buradaki player şimdi hiç aşağı ilk basmasam bile düşmüyor ya. Aslında orada gravitesinden dolayı yani gravity sıfır. Şurada o yüzden start player diyeyim. Hani başlatsın gibi bir şey. Private boolean is start. Neden bunu koydum? Çünkü burada update'te eğer isstart değilse zıplayamayacak. Eğer isstartsa zıplayabilecek. Şurasını o yüzden şöyle V diye alabilirim. Peki isstart nasıl olacak? Start player dediğim anda şunu true yapacağım. Normalde sıfırdan başlatıyordum ben işte gravitesini. Bunu mesela gravitesini artık zıpladığı için burada aslında is press jump'a verebilirim ya oradaki olayı. Çünkü mesela oyunda da bir kere zıplayıp başlıyor. Hani aslında direkt orada bir aa bak sana yapman gereken şey zıplamak imajını veriyor. O yüzden şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben bunu buradan kaldırıyorum. Şunları da buradan kaldırıyorum. Bu adam ilk başladığında kendi startını şöyle gravitesini eşittir 0 yapıyorum. Burada da private float Initial gravity scale diyeceğim. Start olduğu anda şuradan gravity'yi şurada şuna vereyim. Yani bir değişkenle de is first click boolean is first jump true. Çünkü evet hiç zıplamadı. Zıpladığı anda if is first jump ise öncelikle is first jump'ı artık siliyor, kaldırıyorum çünkü artık is first jump değil. Ve ardından bu objenin gravitesini eşittir. İlk çektiğim gravity yapıyorum. Buradan bunu kaldırabilirim. Gerek yok. Burada game start yani şuna gerek kalmadı gibi oldu ama objelerinin spawn olmasıyla falan filan alakalı şeyleri yapacağım için ona yine gerek olsun. Şimdi bir deneyelim bunları kaydediyorum. Aslında obje ilk de düşmeyecek. Ben zıpladıktan sonra obje düşmeye başlayacak. Tek yaptığım şey burada buydu. Şimdi tabii burada sıfır vermişiz. Bu sıfır almaya devam edecek. Bunu ben istediğim gibi yapayım. 3 demiştik biz. 3 olarak yapıyorum. Tabii de kameranın şeye bakma olayı var. Şimdi kamera bu objeyi takip etmiyor. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Kamerayı bunun çağırdı yapabilirim gibi bir şey ama bu objenin zamanla zıplayacağı için bu da hoş bir olay değil.
O yüzden ben kameraya bir tane follow controller gibisinden bir şey yazayım. Sürekli bu objeyi x ekseninde takip etsin. O da şu aslında. Ha, burada bu oyunda da yerde bir şey varmış. Zemin varmış. Ben de zemin yapabilirim o zaman. Ama zaten madem zemin falan yapacaksam acaba objeler mi bize doğru gelseydi? Neyse, çünkü çok fazla o player'ı takip eden şey varmış. Önemli değil. Şöyle bir kod yazalım buraya. Public class follow controller. Follow behavior. Şimdi kontrol et, şey takip edici obje transform follow object update transform.position eşittir follow object'tir normalde. Ama ben burada yani x'ine mi y'sine mi gibisinden böyle bir şey yapayım. Değişkenler yerleştireyim. Yani mesela private bool x y hani nerede takip edeceğine dair ya da işte bunlara horizontal ve vertical diye uzun da yazabilirim. Ne o da şöyle olur var position follow object nokta pozisyonunu alırım. Şimdi burada transform nokta pozisyonu değiştireceğim ama şuradaki değişkenlere göre değiştireceğim. Buna new pozisyon diyeyim. Çünkü yeni pozisyonum olacak. Var position. Burada da obje eski pozisyonunu veriyorum. Şimdi position eğer if horizontal varsa position nokta x eşittir new position nokta x aynı şekilde vertical'ını yapalım vertical pozisyon y new pozisyon y ardından da şuradaki pozisyonu eşitliyorum. Bu arada eğer horizontalde ve vertical'da bir şey işaretli değilse buna hiç girmeyebilir. Yani mesela bu işaretli değil ve vertical'da işaretli değilse sen return et. Yani senin zaten dönmene gerek yok demek. Bunu bu arada late update'te yaparsam daha tatlı olur galiba. O yüzden late update'te koydum onu da. Şunu follow. Yani aslında genel bir follow controller yazdık. Bunu kamerama follow controller veriyorum. Hangi objeyi takip edeceksin? Player'ı takip edeceksin. Vertical'da mı, horizontal'da mı? Horizontal'da takip edeceksin diyorum. Ve basıyorum play'e. Evet şu an kamerayla birlikte ilerliyorlar. O yüzden bir kere basınca da evet aşağı düşmeye de başladı. Aynen her şey güzel kameram da ilerliyor. Kameram ilerlediğini aslında arkaya bir şey koysaydım daha rahat anlardınız. Şu an tabii tek renk olduğu için aslında kameranın ilerleyip ilerlemediğini anlayamıyoruz ama işte mesela şuradan inspector panelinden en azından X'te ilerlediğini görebiliriz. Düşüyor, zıplatıyorum, düşüyor, zıplatıyorum falan filan. Durdurdum. Şimdi artık buradaki bloklarımı bana göre konumlandırma vakti geldi. Buradaki bloklarımı bana göre nasıl konumlandırırım? Şimdi Game Manager'da spawn diye bir şey yazdık. Burada ilk olarak ilk hallerini koyuyorlar. Ama benim istediğim şey şu. Ben bir objeyi geçtikten sonra arkamda kalan obje en son objenin tekrar çat diye önüne yerleşsin. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben oradaki en sondaki objeyi her zaman tutuyor olmam lazım. Yani şu an tam aklımda bir şey nasıl bir şey yok ama tam aklımda böyle tam ne yapacağımın dair bir şey yok. Bir gidelim bakalım. Last block diye ben buraya bir şey yapayım. Şimdi burada en son şunları yerleştirdiğim anda son objeyi i eşit eşittir list count eksi yani bu sonsa demek işte. Son objemse bu. Şimdi last objeyi eşittir. Bu yapalım tamam mı? Şimdi son objeyi burada aldım. Peki bu benim ne işime yarayacak? Yani aslında beni geçen objeyi nasıl anlarımı birazcık sormak lazım kendimize.
Bunun için player konumundan yararlanabiliriz. Belki de player konumunu kontrol ederler. Diyelim ki player konumundan işte eksi 5 kadar oluyorsam artık kendimi en son biliyorum. Çat önüne at gibi bir şey yapabilirim. Ama bu sürekli kontrol mekanizmasını çalıştırır. Ona gerek var mı emin değilim. Ya da belki de içinden geçtikten sonra bir sayaçla tutarız. O sayaç içinden geçtim. 5 saniye sonra o içinden geçtiğim obje en son objenin önüne geçebilir. Bilemedim şu an. Aa, nasıl yapsak, nasıl yapsak? Bu arada şimdi siz daha rahat görün diye aslında yapmak istediğim şey şu. Start game'i bu arada şurada player'ın, controller'ın is first jump'ın içine koyayım. Game manager nokta instance nokta spawn değil. Ops ops ops. Start game. Neler oluyor? Klavyemde bir şey basılı kalmış da. Start game. Burada şunun public olmasına gerek yok. Kafa karıştırmasın. Çok alakasız bir yerlere koyayım şöyle. Mesela play. Oha. Tabii player'ıma göre konum almadığı için. Direkt chat diye koydum. Normalde şurada bir de player'ıma göre olması lazımdı. Şimdi player controller da game manager'da bir referansı gerekecek. Serializable private player controller player controller. Şurada ilk tam bu olurken var player position player controller transform nokta position nokta x. Şuraya da arkadaşlar bunu eklemek zorundayım. Çarptıktan sonra offset değeri gibi yani player pozisyonunun aslında x'ini ekliyoruz aynen ki öneme çıksınlar direkt çat yani şey olmasın. Tabii player referans vermedik. Player referans veriyorum. Başlattım oyunu. Oo, gördünüz mü? Tekrar play bastım. Abi şu Allah'ım daha deminden beri başlayamadığını anlayamıyorum oyunun. Play. Okay. Başladı. Değil mi? Evet, player'im ilerliyor şimdi, he. Güzel. Şimdi bunun devamlılığını yapmam lazım benim. Bu arada devamlılığını yapmam lazım. Ya şöyle bir şey diyeyim mi? İçinden geçtikten sonra bir arkadaki bir öne geçsin gibi bir mekanizma yapalım. İçinden geçmesini tetikletelim yani. İçinden geçmesiyle alakalı olsun. Şöyle bu arada bence 3 tane az gelecek. Benim bu 6 tane falan yapmam lazım. Ya da en azından 5 tane falan. Aslında olay şöyle şimdi olacak. 0 0 al şunları. Olay şöyle olacak arkadaşlar. Manager. Kilitleyeyim şurayı. Şunları da yenileri de içine atayım. Spawn dedim. Tamam. Olay şu. Ben bundan geçtiğim anda tamam mı? Manager'ımı hareket ettiriyorum. Oho. Ben buradan player'ımı geçirdiğim anda bu değil ama şuradan geçirdiğim anda ya da mesela şunu geçirdiğim anda işte en sondakini şunu şu en sağdakinin çat bir önüne atacağım. Bu böyle böyle devam edecek. Sadece mesela bunu ilk 3'ten sonra falan yapabilirim gibi bir şeyler var aklımda. Tekrar spawn dedim. Düzgün bir yere koyayım. Player'ı sıfırlayalım.
Şimdi tabii bunun için içinden geçip geçmediğini artık algılatmam lazım benim. İçinden geçiyor mu geçmiyor mu gibisinden. İçinden geçip geçmediğini de şunun en kolay yolu ne olur? Block parent'ını giriyorum prefabine. Open dedim. Açtı bana. Şimdi gidiyorum buraya. Bir tane daha success collider diyeyim. Buna da bir tane Edge Collider 2 diye ekledim. Hadi ortasına da koyabilirim bu arada ya. Şu an bir dakika pointleri görebiliyor muyum? Görebiliyorum. 0 1 2 2 değil. 1,5. Aa şey değer veremiyorum. Okey 1. 0. Eksi 1. Nasıl float değer veremiyorum ya ben? Veriyorum işte. 1,5. Eksi. 1,5. Yes. Buna da success diyeyim. Kitli bizi çok tehlikeli. Şuradan da success işaretledim. Bu da is trigger olacak. Player'ıma geliyorum. Player controller. On collider enter'dı. Bu da on trigger enter 2D. If other nokta compare tag success ise debug nokta log bir success yazdıralım bakalım neler olacak. Geri. Okey. Bu arada ben bu objeleri ilk de bir kapatacağım sürekli. Burada spawn olduğu vakit bir log nokta set aktif turu yapayım. Play. Success. Game over. Wink, 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 wink. Tabii oyun durmuyor şu an mesela fark ettiniz. Game over olmasına rağmen hala player falan zorluyor böyle kendini. Orada şöyle bir şey olacak. Tabii burada move falan filan var. Ben tabii buna izin vermeyeceğim eğer oyun bitmişse. O yüzden public void is game start ya da is yani is game start yanlış ama hani is game over da yanlış olur. Game over değilse çünkü diyeceğim. Is game over, is game over ya da is game over olsun. Yani oyun bitti mi? Bu false. Şurası bool olacak. Buna get ve set koyabilirim. Is game over, game over olduğu zaman is game over eşittir true olur. Ama mesela game start olduğu zaman is game over eşittir false olur. Player controller'da da eğer if is game manager nokta instance nokta is game over ise return yapsın. Yani ne zıplayabilir ne de move edebilir olacak. Sadece aşağı doğru düşecek. Aynı şekilde aşağı doğru düşecekse burada yerde bir zemin olmasıyla birlikte ben de buraya bir zemin koyacağım. Şöyle eksi 4 eksi 5 scale'ini böyle arttırayım. Rengini siyah yeşil gibi bir şey yapalım. En önde olsun diye ordering layer'ını bir yapıyorum. Buna floor diyeceğim. Aynı zamanda bunda da bir follow controller olacak. Bu da player'ı takip ediyor olması lazım.
ve de horizontalde takip edeceksin player'ı. Ama burada yaptığım şey bunun collision'ı da olması gerekiyor. Çünkü çarpıp dursun istiyorum. O yüzden buna da bir box collider 2D ekliyorum. Ama buradaki box collider 2D ile o zaman buradaki block parent'ları da üstüne koyacağım için çakışacaklar. Çakışmaması adlarına istirgir yapabilirim. Şu blokların içlerindeki box collider'ları istirgir yapayım. Zaten bir şey değişmez bizim için. Yani fiziki bir objeye gerek yok. Onları istirgir yaptığım için sadece buradaki on collision enter 2D'deki olayı on trigger enter alıyorum. Bunları kapattım, kapattım. Bir play'e basalım bakalım. Dayandım. Artık oynayamıyorum. Güzel. Yere de düştü. Ha. Bu arada şimdi yukarı çarp aşağı doğru bir daha düşüyor ya. Is game over birkaç defa çağrılabilir. Onu engellemek için de eğer is game over false Erzgün turuysa yine sana return diyeceğim. Birkaç defa is game over olmasın diye yani. Game over birkaç defa çalışmasın diye. Şimdi aslında hep şundan kaçıyoruz işte. Şu nasıl objeleri spawn edeceğiz falan. Artık kaçmayalım. Last block. Şimdi is success olduğunda ben burada tabii bunu tutmam gerekiyor bir yerde. Yani player success yaptı gibi bir şey. Çünkü burada player success yaptığı zaman en arkadaki objeyi en öne alacağım gibi bir şeyler söylemiştim ya. Şimdi benim burada iki tane şey bilmem lazım aslında. Objenin en arkasında bilmem lazım ve de en önü bilmem lazım. Bunun için kuyruk gibi bir yapı ya da stack gibi bir yapı kullanabiliriz. Stack'teki yapı şu. İlk giren en son çıkar mantığı. Bizim için mantıklı değil. Bizde kuyruk mantığı mı olması lazım? İlk çıkar. Bunu arkaya alacağım, bunu arkaya alacağım. Aslında pop-a-bit ekleyeceğim. Evet, bir kuyruk yapısı kullanacağız büyük ihtimal. Şimdi şöyle. Öncelikle on player pass. Player geçtiğinde gibi bir fonksiyon koyayım ben buraya. Ardından burada player success dediği anda game manager'dan burada on player pass'i bir kere çağırayım. Şimdi last block, first block. Burada ilk ve son yani şöyle. Hemen paint açıyorum. Size mükemmel paint skill'lerimi göstereceğim. Bunların her birinin bloklar olduğunu hayal edin. Bloklar. Diyelim ki 4 tane bloğum var. Bu da benim player'ım. İlk player başladığı anda bu zamanlar listede ya işte bunu tutuyorum. Şunu yani hepsi bunların listede. Şimdi benim tek bilmem gereken bunları ben bir kuyruk diye bir yapıya alacağım, tamam mı? Kuyruk yapısı da şu olacak. Yani işte bu 0, 1, 2, 3. Ben bunları geçtiğim anda şuradaki objeyi hop buraya alacağım. Buradaki obje artık yeni haliyle 3 olacak. Sonra bunlar 0, 1, 2, 3 diye böyle sürekli kaydırmalı bir sistem yapacağım. Bunun da yapmanın kolay yolu kuyruk yapısı kullanmak. Private Q transform Q diyeyim. Şimdi bunu ilk artık bu last falan filana gerek kalmayacak. Çünkü onların hepsini kuyrukta kullanacağım. Yani kuyruğun aslında ilk objesi en soldaki son objesi de en sağdaki objesidir mantığıyla ilerleyeceğiz. Şimdi spawn ettiğim anda ben buradaki olayları şunları da aslında ufaktan kuyruğa ekleyeyim. Zaten ilk yerleştirdiğim en solda. O yüzden buna nasıl eklendiğini şu an fark ediyorum. NQ diyerekten bloğu yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Şimdi on player pass. Bu obje bunu geçtiği anda. Ama şimdi ben hemen geçtiğim andaki direkt çat diye arkasındakini geçirmesini istemiyorum. O yüzden kötü bir şekilde aslında ilk 3 hamleden sonra bu olay çalışsın istiyorum, tamam mı? O yüzden ben buraya bir tane de counter koyacağım. Diyeceğim ki int count 0. Sıfır dememin burada gerek yok zaten, aslında sıfırdan başlıyor. Fark etmez. Her geçtiğinde count'u 1-1 arttırıyorum. Eğer count,
Şimdi bunun sesini değiştiririz. Öylesine yapıyorum. 3'ten küçükse return diyeceğim. Aşağı tarafa. Artıyor, artıyor, artıyor. Aynen. Bu eğer olay olduğunda da, yani şu olay artık 3'ten sonra olduğunda da en soldaki objeyi al, var blok. Ya da şöyle bir şey diyebilirim. First diyeyim, hani en soldakine istinaden Q pick vardı, pop vardı. Bunların tam ne olduğuna şu an emin değilim ya. Şöyle bir tanesi direkt olarak alıyor ve içinden siliyor. Diğeri de sadece referansını alıyor. DQ olması lazım. DQ kuyruktan çıkartıyor. Şimdi seni kuyruktan çıkardım. İlkini aldım. Bir de bana son lazım. First, last. Mesela bunda da ama en sondakini nasıl alacağım ki? Last alabiliyormuşum. Tamam. Last'ı aldım. Sonra dedim ki sen artık first olarak senin yeni transform nokta pozisyonun last'ın sonra 5 eklenmiş hali gibi bir şey. Of, burada dediğim gibi tabii şurada aslında yani şurayı kopyalayayım. Buraya yapıştırayım. Yine bir rastgele bir y değeri gerekiyor bana. Evet. Aynı zamanda buradaki olay gerekiyor. Evet. Şöyle yapalım daha güzel olacak. Çok karıştı biliyorum. First'ın pozisyonunu aldım. First'ın pozisyonunun x'i. Yok ya böyle yapmama gerek yok. Bir saniye ya. Float. Zaten y'sini aldım. Burada da x diye bir şey diyeyim. Şöyle. Ne olacak peki bu? Last transform zaten pozisyonunun x'i artı horizontal distance kadar ekliyorum. Evet bu kadar. Ekle. Şimdi bu first'ün artık yeni yani yeni pozisyonu new vektör 3 x y 0 okey. Bir de aynı zamanda buradaki first'ü tekrardan kuyruğa eklemem gerekiyor. Kuyruğa nasıl ekleriz acaba? NQ muydu? NQ first. Bakalım çalışacak mı? Bunun çalışmasını nasıl anlarız diye sorarsanız şimdi ben her birini renklendireyim ki daha rahat görelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bunu buradan geri aldım. Şöyle sahnemi açıyorum. Şimdi bunların her birini renklendiriyorum. Hazır mısınız? Bunu da uğraşacak mıyım? Vallahi uğraşacağım. Şuradan sprite renderer. Sarı. Sadece bu görmek için bu arada. Sonra bunların renklerini tekrar tek şey çekeceğiz. Maviş. Pembiş. Ne kaldı lan? Yeşil. Bu arada bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar. Bir şey yeter. Bize 5 tane obje yeter. Kaldır bunu. Tabii Manager'dan referans gittiği için şunu da kaldıralım. Evet bize bu kadar obje yeter ya. Sadece şuradaki bir de Game Manager'da şurada bir counter koyduk ya. Yani bunun kaç tane de bir olsun emin değilim. Şu an 3 kalsın olmadığını değiştiririz. Evet play'e basıyorum. Çok saçma şeyler oldu. Neden? Çünkü bunların önce ilkte kapalı olması gerekiyordu. Kapatıyorum. Bu arada bunları buradan ayarlamak istemiyorsak da Game Manager'dan diyebiliriz ki start olduğunda for each buradaki list blok item nokta game manager set aktifinin false yapabilirim. Bu arada benim player'ımın da aslında 0-0'da çalışması lazım. Player controller ops ops. Hani bunlar aslında oyunun hep sıfırlamanın şeyleri bu arada.
Player controller transform position eşittir vektör 0. Mesela ben şu an burada dağınık bir şekilde çalışmışım ya, hani burada bir şeyleri karıştırsam bile play'e bastığımda oyun kendisini kodlarla toparlasın istiyorum. Her şey düzgün. Basıyorum. Game over oldum. Güzel. Bu arada şimdi game over'ı da kapatacağım. Ya test ederken bunlar bu zorlukları çekmemek adına. Mesela player'daki Circle Collider'ın eğer enable'ını kapatırsam her şey çok daha güzel olur diyeceğim. Olmayacak. Çünkü sefer de o zaman success'i algılayamayacak. Bu diyemez. Şöyle yaptım. Kodda bir test gibi bir şey yazalım. Hani game over olmaması adına. Geldim. Game over, game over diye bir şey vardı. Ben game player controller. Buradan game over çalışıyor. Tamam, game over. Şurada bir test yazabilirim. Şöyle buraya hemen serializable private boolean test don't die. If test don't die açıksa return it. Yani ops. Hiç game over'a girme. Çalıştırıyorum. Bastım. Neden diyecektim ki, bunu açmadık tabii ki de. Şimdi açtık. La 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 la. Aa, tabii yine içlerinden geçmek zorundayım. İçlerinden yine geçmezsem tabii ki de bu olay çalışmayacak. Wow. Ah. Test etmenin daha kolay bir yolu olmalı. Nasıl yapabiliriz? Şu içeridekileri çok çok arttırabiliriz. Test etmek adına, ya da benim player'imi kocaman yapabiliriz. Ya da oyunu kolaylaştırmak adına buradaki 4 yerine şu an mesela bunu 8 gibi bir şey yapayım ki kolay, rahat rahat ayarlayabileyim. Game'i şöyle sol tarafa aldım. Şuradan da sahneyi görebilelim. Play. Şimdi ne oldu? Gördüğünüz gibi pembe. Tabii yine göremedik de. Şöyle daha da mı geri almam lazım ya? Daha da geri alayım. Şöyle daha iyi görelim. Şimdi. Evet, çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Kendi en soldakinin geçtikten sonra sürekli bir öne atıyor, bir öne atıyor ve konumu da değişiyor. Sahnede de gördüğünüz üzere. Şimdi 8 tabii çok fazla dedik. Bunu 5 falan yapalım. Tekrar deneyelim. Aha, tabii değmedikten sonra da test edemeyiz ama nanay. Yine de kurtardı. Evet, her şey çalışıyor. Değmediğim için büyük ihtimal orada patladık. Mesela don't die'yi kaldırayım. Bu arada şöyle bir şey de yapmamız lazım bence bizim. Oyunu şimdi bir de test ederken falan da şey yapamadık ya. Oyunun kolaylığı açısından ya da başka şeyden dolayı falan işte bizim buradaki aralarındaki o mesafe aslında oyunun zorluğunu belirleyen bir kıstas. Onu mesela kodla arttırıp azaltabilsem hoş olurdu. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi mesela burada bir tanesi 1,5, diğeri de -1,5'ta ya. Aslında bunların da yerlerini ayarlayabilsem Game Manager'dan tatlı olurdu. Ki yapabiliriz de. Ama benim Block Parent'a bir kod yazmam lazım. Yani şöyle. Public Class Block Controller. Bunun da içinde iki tane transform objesi olurdu. Block up. Block down. Bununla public void setup
derdim. Buradan da bir float position değeri alırdım. Lookup transform nokta position vertical parametre adını değiştirdim. Position up, position y eşittir. Position vertical, sonrasında da lookup nokta transform değil, position eşittir. Position. Şurada pozisyona da şunu diyelim. Pozisyon up. Çünkü bunun aynısını bir de kopyalayıp alt taraf için yapacağım. Yani şuna aşağı diyeceğim. Şunun eksili halini vereceğim. Buna bunun adını yanlış yapmışız. Down. Aynen. Sonrasında burada da pozisyon aşağı diyerek olayları ayarlayacağız. Up, 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 up. Down, 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 down. Şurada bile kontrolörleri dışarı aldım. Game Manager'a geldim. Start game olduğunda ya da şurada spawn olduğunda o zaman artık burada transform almak zorunda değilim. Şurada bunlara block controller diyebilirim. List block. Şurada da gidiyorum. Buradan bunun artık o zaman transformlarını vereceğim. Bunları yerleştirdikten sonra blok nokta setup. Peki burada vereceğim distance vertical default 1,5. Burada da distance vertical'ı verdim. Şimdi prefab'in içine gidiyorum. Prefab'e block controller'ı ekliyorum. Şuradaki up'tı, değil mi? Evet. Buradaki de aşağıydı. Evet, kaydettim. Geri çekildim. Evet, bakalım olacak mı? Manager mesela 1,5 demiştik. Mesela bunu 3 yaparsak araları daha da açılması lazım. Ops, şuradaki liste tabii boşa çıktı artık. Çünkü o transform'da onun türünü değiştirdik. Tekrar yukarıdan kilitliyorum. Buradan şunu sıfıra çekersem herhalde hepsi gider. Aynen. Şuradan çoklu seçim yaparak sürükleyip list bloğa bırakıyorum. Kaydettim. Şuradaki kilidi unutmadan kaldırdım. Play'a basıyorum. Evet, araları bayağı uzadı. Tabii şöyle bir durum var. Şimdi araları uzadı ama ben oradaki hatırlarsanız bir collider yapmıştım ve bu collider success collider. Şu an tabii bunun boyutu değişmiyor. Tabii bu bizim için bir dert. Yani bunu ben şu an 1,5-1,5 için ayarladım. O yüzden belki bunların konumuna göre de buradakinin scale'ini de arttırıp azaltmak gerekir. Aynen. Bunu bir standarta oturtmak için block controller şunu 1'e alayım. Bunu da eksi 1'e alayım. Yani 1 verdiğimdeki değer ne olacak? Ona bakarak halledelim. Şuna da 1, şuna da eksi 1 verdim. Mesela aslında 2, 2 eksi 2, eksi 2 olursa mesela bunun değerini de 2 yaparsam kurtarıyoruz. Yani aslında şuradaki aldığı değer y değeriyle scale'leri aynı olursa benim istediğim şey olmuş olacak. Tamamını kapatmış olacak. O yüzden şuradaki setup'ın içine şurada bir tane daha transform alacağım. Bunu da success collider diyeceğim. Burada success collider'da local scale var scale dedim. Scale nokta y'si eşittir position vertical. Sonra success collider local scale eşittir scale diyerek de bunun scale'ini değiştiriyorum. Bu sayede artık ben boyutunu ne yaparsam yapayım o kendini ona göre ayarlayacak.
Referansını da verdim, kaydettim. Deneyelim mesela. Şimdi 5 yapmıştık en son. Mesela şöyle 5'ken bile Uh-oh. Niye olmadı? Yes 3. Bunlarınki 4 ama. Neden? İki katı mı olacak? 2, 2. Zaten ben bunların konumlarını değiştiriyorum. Bunların y'si farklı mı? Yo yo. Aa, anlayamadığım bir şey oluyor. Durdurdum. Aa, niye kayıyor anlamadım. Bir kere blokların duruşları da yanlış. Neden mesela burası eksi 2? Neden mesela bu eksi 3? Transform pozisyonlarını değiştirmişim. Yanlış. Lokal pozisyonlarını değiştirecektim. Evet. Zaten bunların ben parentlarının konumlarını değiştiriyorum. Lokal pozisyon olması lazım bunlar. Lokal position. Lokal position. Lokal position. Yani. Zaten parentlarının konumunu değiştirdiğim için orada bir kayma söz konusu oluyor. Şimdi olacak. İyi, hatamızı çok geç olmadan fark ettik. Bastım. Boing 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 boing. Durdurdum. Tabii şu anda da yine bir yani bir değişiklik var. Dur, onu da çözeceğiz. Bakalım. Evet, tam olarak hizalanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Ama şimdi de çok fazla aşağıda. Neden aşağıda olduğunu bilmiyorum. Bakalım. Şimdi şöyle, ben manager'dan distance vertical distance distance horizontal kendi aralarındaki şey. Distance vertical x'teki, ha şöyle bir tane de hatırlar mısınız? Şurada limit vertical position vermiştik. Yani şuradaki distance vertical'ı açtık, biz oynadıktan sonra artık buradaki biraz limit değişiyor gibi. Yani bunun da esnek olması lazım. Bunu o yüzden ben şöyle serializable failed yapıp şuradaki constant'ı siliyorum. Bu limit vertical pozisyonu da değiştireyim. Yani aslında bu distance vertical'a göre ben limit vertical pozisyonu da ayarlamam lazım. Çünkü eğer aralarını çok açarsam bu sefer objenin görünmemesi gibi bir ihtimal var. Play modundan çıkalım. Bir compile etsin. Şimdi aralarını daha da aç demişim. Mesela bunu daha da artık bir falan yapabilirim. Limitleyebilirim. Çünkü zaten distance vertical baya fazla. Aynen. Tabi bu oyun çok sığlaştırır ama istediğimiz gibi çalışıyor her şey. Tabi mesela obje aşağı doğru de objenin ölmesini sağlayabilirim. O yüzden mesela ben buradaki flora da gelip blok dersem eğer, aa, hiçbir şey çözülmez vallahi, çünkü bu box kolaydır. Ama mesela ben buna bir tane daha acaba box kolay ekleyebiliyor muyum? Bir tane daha box kolay ekledim. Bunu da sigir dedim. İlk kez böyle bir şey yaptım bu arada. Bakalım ne olacak. Ay, çalıştı. Güzel. Yere zemine değince de yine game over oluyor.
Evet, şimdi testlerimizi gerçekleştirdik. Yani oyun çalışıyor. Burada bayağı da esnek yaptık. Burada sadece manager'a... Bu hangisi burada? Hemen bunu silebilirim buradan. Bu eskiden kalma test. Floor'um var, manager'ım var. Güzel. Listem var, her şey çalışıyor. Buradan limit vertical diyerek tam olarak nerede, nasıl, şurada hangi, ne kadar yerleşeceğini karar veriyorum. Sonrasında burada distance horizontal diyerek iki sütun arasındaki uzaklığı x ekseninde karar veriyorum. Distance vertical diyerek de bu ağzın ne kadar açık olacağına karar veriyorum. Güzel oldu. Burada test don't die silebiliriz artık. Şimdi read only yaparsan daha güzel olur diyor. Read only yaptık. Burada counter'ım yine olmaya devam edecek. Şimdi oyuna skor falan koyabiliriz. Şunu şöyle aşağı alayım. Şunu da şuradan kaldırayım. Hop hop hop. Game over yazmasına gerek yok artık. Çünkü game over oyun oluyor. Şimdi skor elde edelim arkadaşlar. Ama skor da zaten şöyle aslında. Yani çok basit. Şurada public int skor. Hadi get set koyalım. Yani buna da gerek yok aslında. Get set'e de gerek yok. Hatta public olmasına bile gerek yok. Ama yazmasını istiyorsak şöyle yapalım. Tamam hadi yazdıralım da. Public int score get ve set. Bir de bunun private'ı. Yok ya, tekst olarak yazacaktım da vazgeçtim. Yazdırmayacağım arkadaş. Burada skoru tutuyorum. On pass. On player pass olduğunda da burada ben skoru bir arttıracağım. Burada konsolda da görelim. Skor. Skor. Ding ding ding. Solda görüyorsunuz. Sağda pardon. Konsolda skorumu şu an sayıyor. Tabii şu an oyun çok kolay. Mesela yanayım. Tık yandım. 9 skor yaptım. Oyunu birazcık zorlaştıralım. Şunu tekrar 3 yapayım. Bunu tekrar 1,5 yapayım. Bunu da 4 yapayım. Kaydettim. Play dedim. Bir. Oyun zor tabi. Böyle şu an temellerin oyunu aslında kodlamış olduk. Yani başka bir mekanizma kalmadı. Şöyle yani game over olduktan sonra işte ben bir daha basarsam eğer sahneyi tekrar yükletip oyunu baştan başlatabilirim. Skor ekranda bir yerde yazdırabilirdim. Gibi gibi ya da bunlara şey, görsel eklemeler yapabilirdim. Bunlar tamamen artık oyunun polishine kalmış. Oyunun cilalanmasına kalmış. Yani burada da zaten görüyorsunuz. İşte arkada sprite'ler, imajlar falan filan var. Genel mekanikler aynı şekilde çalışıyor. Animasyonlar, sprite'ler, işte ekran shake, ekran saldırma, ekranın flashlanması falan bunların hepsi. Polish. Bunları olmasa daha sonra yapabiliriz. Oyunun temelleri böyleydi. Şöyle şunu açarak bitireyim bari. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.